Arkadaşlar ben Umut. Bugün gençler birlikte yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün gençlerle para kazanma hakkında biraz konuşacağız. YouTube'da işte para kazanmanın falan nasıl arttırabilirim diye çok konu dönüyor. Dönüyordur yani normal olarak. En başta gençler bildiğiniz gibi para kazanmanın aktif olması için 1000 aboneyi ve 4000 saate geçmeniz lazım ki bunlar aslında pek kolay şeyler değil. Özellikle 4000 saat. Yani izlenme sürenizin onu da analiz kısmından siz görebilirsiniz. 4000 saate ulaşması lazım. Ki bunun için de sürekli içerik oluşturmanız lazım. Yani video atmanız gerekiyor. Bugün sizlerle onun hakkında biraz bahsedeceğim. Ve gençler daha fazla video için de videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olarak da diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi öncelikle nasıl daha fazla kazanırım? Evet. İnsanlar bazen yetinemez. Daha fazla kazanmak ister. Bunun hakkında da ben size birkaç şey söyleyeceğim. Belki de çoğunuz biliyordur, belki de bilmiyordur. Öncelikle gençler videonuzu 10 dakikadan uzun tutmanız lazım. Şöyle ben kanala gireyim benim. Yani videonuzun süresi 10 dakikadan uzun olursa daha fazla reklam gösterme şansına sahip olursunuz. Hatta siz reklam ekleyebiliyorsunuz. Şimdi bunun hakkında size birkaç tane videomu göstereceğim. Arkadaşlar ben bir tane videoma girdim. Gördüğünüz gibi video 10 dakikayı geçtiği için ben buralardan mesela 1 dakika, 2 dakika, 3, 4, 5, 6, 7 mesela her dakikaya reklam ekleyebilmişim. Yani videonuz 9 dakika 59 saniye olsa bile ekleyemezsiniz. Ama 10 dakika olduğu zaman istediğiniz kadar reklam ekleyebilirsiniz. Ve şöyle bir durum var. Altta çıkan reklamları izleyicilerinizden isteyebilirsiniz. Reklamlara tıklamasını. Onlar tıkladıkça da size yani reklam verenin verdiği para dışında bir para gelmez. O nasıl ayarlanmışsa o kadar para gelir. Örnek tıklamaya 10 kuruş gibi bir şey. Örnek yani bu bazı reklam verenler için de değişebilir. Şu anda ben bunu 12. saniyeye getirdim ve reklam ekle diyorum. Şu anda buraya bir reklam da eklendi. Yani değişiklikler kaydettiğimde orada kesin olarak bir reklam çıkmak zorunda. Yani videonuz 10 dakikaya geçtiği için. Bunu da izleyicilerinizden siz tıklayarak isteyebilirsiniz. Ama çok fazla da tıklamamalar lazım bu çünkü sıkıntılı şeyler biraz. Arkadaşlar kanalınızın analiz kısmında reklam istatistikleri yeri var. Orada 1000 izlenme başına ne kadar para aldığınızı görebilirsiniz ve bunu arttırmanın yolları da tabii ki var. Bizde her şey mevcut. Geçe şu an görürsünüz 1000 gösterim başına maliyet. Yani her videonuz 1000 izlendiğinde mesela bana 4,55 lira geliyor. Yani 5 lira diyebiliriz. Bu bir gün bir anda 6 lira çıkabilir. Bir gün bir anda 7 lira. Bir gün bir anda 2 lira düşebilir. Bu bulunduğunuz ülkeye göre de değişiyor. Bizim ülkede çünkü bayağı düşük. CPM denir buna. Ya mesela Amerika'da bizim paramızda 30 lira falandır. Öyle bir şey diyebiliriz. Bayağı yüksek çünkü. Bize düşük olmasının sebebi de yani doların yüksek olması da olabilir. Size daha demin bahsettiğim bu reklam tıklama işi de yani izleyicilerinizin altta çıkan reklamlara tıklama olayı CPM'i arttırabiliyor. Yani bu 1 liraysa mesela tıkladıktan sonra 2 liraya çıkabilir. Bunu bu şekilde arttırabilirsiniz. Oynatmaya göre BGBM'de reklam verenlerin aldığı parayı arttırıyor. Yani aslında ikisi ilişkili bunların. Oynatmaya göre BGBM ve BGBM oynatmaya göre arttığı zaman onu da arttırabiliyor. O arttığı zaman onu da arttırabiliyor. Yani bu reklam çıktığı zaman izleyicilerinize söylerseniz bu ikisi de artabilir. Hem reklam tıkladıklarında fazla para gelir. Hem de 1000 gösterim başına gelen para artabilir. Yani %30 civarı kesin artabilir. Ben böyle düşünüyorum. Evet gençler şimdi AdSense kısmına geldik. Burada da sizin videolarınızda çıkan reklamları görebilirsiniz. Yani bu reklamları isterseniz engelleyebilirsiniz. Ben size birkaç tane reklam engellemenizi isteyeceğim. Çünkü bunlardan gelen para diğerlerine göre çok az. Hemen onları ben size göstereyim. Burada gördüğünüz gibi bir sürü reklam çeşidi var. Giyim, gayrimenkul, finans, siyaset gibi hukuk devletleri. Bunlardan gelen paralar daha fazla olabilir. Ve bazılarından gelen para da daha az olabilir. Şimdi ben hepsine burada izin vermişim. Birkaç tane vardı onları kaldırdım. Şimdi gençler nerede o? Bir bulabilirsem. Gençler birinci olarak gayrimenkul. İzin verilenler kısmında bunu kapatıyorsunuz ve engellendi olarak işaretleniyor. Gördüğünüz gibi gayrimenkul engellendi. Bunlardan gelen reklam tıklama başına alınan para daha az. Bir tane daha size göstereceğim. Bunları kapatmanızı ben tavsiye ediyorum. Yine de siz bilirsiniz. Burada hemen gözüküyordu. Burada bir yerdeydi. Evet. Haberler, kitaplar ve yayınlar. Bunu da engellemenizi tavsiye ediyorum. Bunlardan da gelen ücretler diğerlerine göre %30 daha az. Emin olun yani %30 daha az. Şu an 17 tane kategoriyi engelledik. Hatta hemen bir tane daha göstereyim ben size. Akşam yemekleri ve gece hayatı. Bunlardan da gelen para diğerlerine göre daha az olabiliyor. Mesela burada finans var. Mesela finanstan gelen para tıklanan başına örnek veriyorum. Bir kuruşsa ya da bir kuruş demeyelim 5 liraysa örnek yani.
Ondan gelen para 0.50 kuruş. Yani arasında 4.5 TL gibi bir fark olabilir. Bunlar önemli. Şu ikisini gördüğünüz gibi ben engelledim. Siz de AdSense hesabınız yoksa hemen açın. Yoksa tabii. Yani varsa. Yoksa. Evet arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadardı. İşinize yarayacağını düşünüyorum ben. Bence bunları bir deneyin. Eğer derseniz para kazanma açık değil birader, ben ne yapacağım? E-Button'dan abone arttırma ve izlenme arttırma yöntemli videolarımız var. Onları kesinlikle izlemeyi unutmayın. Eğer bu videoyu izlemeyi bitirdiyseniz, onlarda da işte izleme ve abone konusunda ve 4000 saate nasıl ulaşacağınız hakkında orada fikirler veriyorum. Evet arkadaşlar, video güzel oldu, bence işinize yarayacak. Denemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.